Merhaba arkadaşlar. En son dersimizde seri ve paralel bağlı devrelerden bahsetmiştik. Şimdi gerisini halledebiliriz. Seri ve bağlı devrelerde, seri bağlı devrelerde ve paralel bağlı devrelerde akım ilişkisine bakalım. Şimdi arkadaşlar, şurada piliniz var, öyle değil mi? Piliniz var. Şurada düzeltelim. Birazcık daha yaklaşalım isterseniz. Şimdi arkadaşlar, şurada pili ekmek gibi düşünün. Enerji kaynağı. Sonuçta pil devreye enerji veriyor. İnsana enerji veren şey nedir? Ekmektir arkadaşlar. Pilleri burada enerji kaynağı olarak düşünün. Şimdi bu ekmeği, burada iki tane çocuk var. Paylaştırmam lazım. Ne yapabilirim? Ortadan ikiye bölerim arkadaşlar. Öyle değil mi? Bu durumda yarım ekmek bir tanesine, diğer yarım ekmek de diğerine düşecektir. Buraya baktığım zaman 1, 2, 3 tane çocuk var. 3 tane çocuğa paylaştırmam lazım. Bu durumda yarımda daha az ekmek vermem gerekiyor. Öyle değil mi? Yarımdan daha az ekmekler vermem gerekiyor. Bu durumda hangi ampullerde daha fazla enerji oluşmuştur? Şunda. Değil mi? Burada çok kişi paylaştığı için burada ampullerin parlaklığı azalacaktır. Daha az olacaktır. Ama buradaki ampullerin enerjileri çok olduğu için parlaklıkları da diğerine göre çok olacaktır arkadaşlar. Demek ki seri bağlı da arkadaşlar, seri bağlı. Serinin sonunda ne var arkadaşlar? İ harfi değil mi? Akımı da bir sanki harfi gösteririz. Şu şekilde gösteririz. Bu akım demektir. Seri. Akım. Seri devrelerde arkadaşlar unutmamamız gereken şey, I'lar birbirine her zaman eşittir. I eşittir. Şu koldan geçen I bir akım olsun. Şöyle devam etsin. Şurada I iki akım olsun. I üç akım olsun. Size ne kadar verirlerse versin. Burada I akım olsun. Ana koldan, yani pilden çıkan akımınız I'ydı. I bir, I iki, I üç. Kaç tane I olursa olsun fark etmiyor. Seri bağlamada akımlar her zaman birbirine arkadaşlar eşit olacaktır. Buradan bu sonucu çıkartabilir miyiz? Evet, buradan bu sonucu çıkartabiliriz. Başka bir şekilde daha anlatalım. Peki neden bu şekilde oluyor? Şimdi arkadaşlar, her bir ampul neydi? Direnç de, öyle değil mi? Her bir ampul direnç. Direnciniz artarsa, bakın burada iki tane direnç var. Burada üç tane direnç var. Her bir ampul dirençli demiştik. Şimdi arkadaşlar, akım buradan geçtiği zaman şurada bir miktar enerjisini kaybedecek, sonra devam edecek. Gene aynı şekilde buradan devam edecek. Ama buraya baktığım zaman 3 yerde akımın dirençle karşılaşacak. Bundan kaynaklı olarak da elektrik akımının bir kısmı ısı enerjisine dönecektir. Bundan dolayı A1'deki akımım daha fazladır. Çünkü A2'deki akımın bir kısmı neye dönüşmüş oldu? Isıya dönüşmüş oldu arkadaşlar. Şimdi dilerseniz şeye de bakabiliriz aslında, ama paralellerde durum nasıl oluyor? Ya bir devre daha çizmek istiyorum açıkçası arkadaşlar. Size bir şey daha anlatmak istedim. Şurada eşittir, I1 eşittir, I2 şeklinde aklımıza tutacaktık dedik. Seride akımlar birbirine her zaman için eşittir dedik. Peki direnç ne olur? Direnç. Yani şu birinci devredeki direnç ne kadardır ya da ikinci devredeki direnç ne kadardır dediği zaman arkadaşlar, sizin yapacağınız şey şu. Şuradaki dirence R1 diyelim. Çünkü direnci R harfiyle gösteriyordum. Şuradaki dirence R2 diyelim. Şuradaki direnç R1, şuradaki direnç R2, şuradaki direnç ise R3 olsun. Şimdi ben toplam direnci bulmak istiyorsam, yani birinci devrem şu. Şuradaki direnç arkadaşlar, toplam direnç, R toplam da diyebilirsiniz ama biz R eş diyeceğiz arkadaşlar. R eş, yani R toplam. Toplam direnç. R eş demek, R toplam demektir. Tamam mı? Eş kelimesini toplam diye düşünebilirsiniz. Burada R eş, R1 artı R2. Öyle değil mi? Bu devredeki toplam direncim benim, birinci lambanın direnci ve ikinci lambanın direncinin toplamına eşittir. Şu ikinci devreye bakalım bu sefer de. İkinci devrede R eş, tekrar söylüyorum, R eş direncin toplamı demektir. Kaç tane direncim var? Burada, burada ve burada. 3 tane direncim var.
Öyleyse R1 artı R2 artı R3 ise benim buradaki toplam direncimi vermiş olacaktır. Burada seri bağlı devrelerde direnç bulmayı da görmüş olduk arkadaşlar. Bu durumda şunu da hemen yazalım. Seri bağlamaya devam ediyorum. Seri bağlı akımlar birbirine eşittir dedik. Bunun açıklamasını yaptık. R eş neye eşittir dedik arkadaşlar. Şurayı silelim tekrar. Arkadaşlar burada R eş R1 artı R2 artı nokta nokta devam ediyor. Yani bir devrede ne kadar direnç varsa o dirençleri toplamanız gerekiyor seri devreler için. Peki volt nasıl olur? Seri bağlamında arkadaşlar toplam gerilim dirençlerin uçlarındaki gerilimlerin toplamına eşittir. Yani şu uçlardaki volt takıldır öyle değil mi? Her bir ampulün üst kısmında volt takıldır. Paralel bağlı olmak zorundaydı yoksa kısa devreye neden olurdu. Peki ben bu voltu nasıl bulabilirim? Gene V'ler de yani voltlar gerilimlerim de V eşittir. V1 artı V2 artı nokta nokta. Ne kadar potansiyeliniz varsa, potansiyel farkınız varsa bunları topladığınız takdirde toplam gerilimi bulmuş olacaksınız. Buna ilgili söylemek istediklerimden son bir şey şu. Şuradan seride eşittir dedik ya. Seride akımlar eşittir. Seride akımlar eşitse voltları toplayacaksınız arkadaşlar. Voltları yani gerilimleri toplayacaksınız arkadaşlar. Çünkü paralelde de tam tersi olacak. Paralelde ise birazdan bu formülü de açıklayalım. Paralelde ise bu sefer V'ler birbirine eşittir. Gerilimler. Yani V toplam eşittir. V1 eşittir. Pardon. V1 eşittir. V2 eşittir. Nokta nokta. Hayır, bunun tam tersi olacak dedim. Bu durumda paralelde akımları nasıl buluyoruz? Akım, toplam akım eşittir. I1 artı I2 pardon. I2 artı nokta nokta nokta. Ne kadar akım varsa toplanacaktır. Peki paralelde R'yi nasıl bulabilirim direnci? Arkadaşlar paralelde 1 bölü R eş eşittir. R1 bölü R1 artı 1 bölü R2 şeklinde olacaktır. Arkadaşlar R1 bölü R eş eşittir. 1 bölü R1 artı 1 bölü R2 artı 1 bölü R eş. Onu da yazalım isterseniz şimdi de. 1 bölü R eş eşittir. 1 bölü R1 artı 1 bölü R2 artı 1 bölü R3 olacaktır. Arkadaşlar bugünkü konumuz Ohm kanunu. Ohm kanunu arkadaşlar bir elektrik devresinde gerilimin yani potansiyel farkın akıma olan oranıdır. Sabit bir değerdir ve biz bu sabit değere direnç diyoruz arkadaşlar. İstersen başlığımızda isterseniz yazalım Ohm kanunu. Ohm kanununda dedik ki potansiyel farkın potansiyel fark V harfiyle gösteriliyordu. Potansiyel fark diğer adı neydi arkadaşlar? Potansiyel fark veya gerilim. Gerilim. Potansiyel farkın akıma oranı. Bu ise akımda arkadaşlar. Akıma oranı her zaman sabit bir değer çıkıyor demiştik. Ve biz bu sabit değere direnç diyoruz. Direnci bulduğumuz bu kurala Ohm yasası diyoruz. Ohm yasası. Bu formu isterseniz şu şekilde de yapabilirsiniz. Şu üstte de var ama. Şu V olsun. Ortadan bir çizgi olsun. Ayrılmış olsun. Ve sonrasından R çarpı I olsun arkadaşlar. Bu durumda sizden ne istenirse bu formüle göre uygulayabilirsiniz. Mesela diyelim ki bir devrede size direnci sordu. Direnci ne kadar olduğunu sordu. Direnci kapatacak olursanız geriye ne kalmış oldu? Demek ki V eşittir. V bölü V bölü I. V bölü I'dan bulabilirsiniz arkadaşlar. Grafiklere bakacak olursak ki grafikler önemlidir. Grafikler hatta çok önemlidir de diyebiliriz. Biz ilk başta konumuzun ilk başını anlattığımız zaman elektrikle ilgili olarak şöyle demiştik arkadaşlar.
Bir masa var. Siz bu masayı karşıya geçirmeye çalışıyorsunuz. Siz akım olmuş olun. Siz akımsanız, düşünüyorsunuz. Akım olmuş olun arkadaşlar. Siz gitmeye çalışıyorsunuz. Burada hayır, gitmesine izin veremem diyen bir arkadaş daha var. Bunun adı ise ne olsun? Direnç olsun demiştik. Direnç size karşı olan güç demekti. Gerilim ise size yardım etmeye gelen diğer arkadaşınızdı. Öyle değil mi? Bakın burada gördüğünüz gibi akım ve gerilim aynı tarafta. O zaman akım arttıkça gerilim artacak. Bunlar kanka oldukları için birbirlerini sürekli destekleyeceklerdir. Ben akım ve gerilimin akım ve gerilimin genelde aslında akım aşağıda yazılır. İsterseniz ona uygun yazalım. Şuradan yapalım. Şurayı tekrardan yazalım. Şu şekli şimdilik silmeyelim. Şöyle tekrar yapalım. Akım ve gerilim. Yine aynı hatayı yaptım değil mi? Akımı aşağıda yazsak daha iyi olacaktı. Akımı aşağıda yazalım. Akım bu sefer unutmadım. Akım ve gerilim. Arkadaşlar, akım ve gerilim sürekli birbirlerini desteklediği için gerilim arttıkça akım artacak. Akım arttıkça gerilim artacak arkadaşlar. Şöyle bir çizgisi olacaktır. Bakın burada mesela diyelim ki şurada sayılar verelim. 1, 2, 3, 4. Şurada da gene aynı şekilde. 1, 2, 3 olsun. Bakın 1'e karşılık 1. Değil mi? Şöyle iyi çizemiyorum. Siz daha güzel çizebilirsiniz. 2'ye karşılık bakın 2. 3'e karşılık bakıyorum 3. Gördüğünüz gibi gerilim arttıkça akım artıyor. Zaten bunlar kanki gibi düşünün. O itmeye çalıştıkça o da itmeye çalışıyor diye düşünebilirsiniz. Peki gerilim ve akımın dirence karşı grafiği nasıl olur? Şu şekilde olacaktır arkadaşlar. Şimdi şurası direnç. Şurası ise gerilim olsun. Biz ohm kanununda ne demiştik? R eşittir. Gerilim bölü akım her zaman sabit bir değer verecektir. Bu da benim direncimdi demiştik. O zaman direnç her zaman nasıl olacak? Sabit olacaktır. Bakın sabit. Burayı 4 diyelim. Bakın gerilim 1 iken direnç yine 4. Gerilim 2 iken direnç yine 4. Gerilim 3 iken direnç yine 4. Bu durumda direncin hiç değişmediğini görüyorum. Peki direnç ile akım arasında nasıl bir ilişki vardır? Gene aynı şekilde gerilim ve akım zaten kankilerdi. Gerilimde bu çıkmışsa akımda da bu çıkacaktır. Ve bu formülden kaynaklı olarak burayı gene 4 diyelim. Direnç 4 iken akım 1, direnç 4 iken akım 2, direnç 4 iken akım 3 çıkmıştır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi direnç hiçbir şekilde değişmiyor ama gerilim ve akımda gerilim arttıkça akım da artıyor. Bunu bu şekilde düşünün. Yani bir pilin gücü arttıkça pompayı daha güçlü bir şekilde su düzenini hatırlayın. Pompa çok güçlü bir şekilde pompalarsanız ne olur? Su daha hızlı gider öyle değil mi? Su akındı. Buradan da aklınıza tutabilirsiniz arkadaşlar. Son olarak şuradan bir yerden daha bahsetmek istiyorum. Seri devrelerden bahsetmiştik. Seri devrelerde arkadaşlar bir ampul patlarsa diyelim ki şu ampul patladı. Şu ampul patladı. Patlarsa bu açık anahtar görevi görecektir. Yani ampulün patlaması ne demek? Şu ampulü çizelim. Ampul akımın ilerleyici şu telin kopması demek. Şu telin kopması demek. Peki şu tel koptuğu zaman arkadaşlar
Akın karşıya geçebilecek mi? Hayır, geçemeyecektir. Bundan dolayı akın buraya gelecek ama burada yol kapalı. Aynen şey gibi de düşünebilirsiniz. Bir yolda trafik kazası olmuş ve burada bir araba kaza yapmış. Arabalar devam edebilecek mi? Eğer ki yolun önünü bir araba kapatmışsa, arabada çok güzel olmadı. Diğer arabalar ne yapacaktır? Geçemeyecektir arkadaşlar. Öyle değil mi? Geçemeyecektir. Burada eğer ki seri devrede bir ampul patlarsa diğer ampuller de sönecektir. Peki bizim evimizdeki lambalar nasıl bağlanmıştır sizce? Seri midir? Paralel midir? Arkadaşlar şöyle düşünün. Evinizde bir ampul patladığında diğer lambaların hepsi sönüyor mu? Hayır, sönmüyorlar, öyle değil mi? Birbirinden bağımsızlar demektir. Bu durumda evlerimizdeki ampuller paralel bağlıdır deriz. Çünkü paralel bağlıdır arkadaşlar. Düşünün, şurada bir ampul, şurada bir ampul var ve buradan da pile bağlı bir durumdalar. Şuradaki ampul patlamış olsun. Akım şöyle geldi, şöyle geldi. Buradan geçemeyecektir. Ama şuradaki yoldan devam edebilecektir. Bu durumda devre tamamlanacağı için diğer ampul de yanmaya devam edecektir arkadaşlar. Bugünkü konumuz buraya kadardı. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.